Bismillah ve men yudlil fe la hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sana hamd eder. Nefsaniyetimizin karanlıklarından, amellerimizin kusuratından sana sığınırız. Sen kime hidayet dilersen onu dalalete sevk edecek başka güç yok. Ve kim dalaleti seçtiği için ona izin verirsen, ona da hidayet edecek yok. Sen birsin, senden başka ilah yok. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçin. Evet, değerli arkadaşlar, Müddessir suresinin 49. ayetinde kalmıştık. Ve Rabbimiz burada şöyle diyor, Estağfirullah. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَاتِ مُعْرِد۪ينَ Ne oluyor ki onlara öğütten, yani Kur'an'dan, zikirden yüz çeviriyorlar, kaçıyorlar. Yani madem ki ölüm hak, madem ki dergah-ı nezd-i ehadiyette Allah'tan başka yardımcın yok ve madem ki gayet aciz ve gayet muhtaç ve dahi bir adeta yaprak gibi fanisin ve madem ki emanet ettiğinde mükafat, ihanet ettiğinde mücazat akıbetin olacak. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَاتِ مُعْرِد۪ينَ Sana ne oluyor ki Kur'an'dan yüz çeviriyorsun? Sen neden Kur'an'dan, bu ilahi öğütten vazgeçiyorsun? Yani neden yetimlere sahip çıkmıyorsun? Niye miskinlere yardım etmiyorsun? Neden gafillerle birlikte maddenin enkazı altında kalıyorsun? Neden kulluğun olmazsa olmazı olan mükellefiyetleri yerine getirmiyorsun? Niye mazlumlara ve masumlara omuz vermiyorsun? Neden vicdanın sesini dinleyenlerden, yani bir önceki ayette ifade edildiği gibi ashab-ı yeminden, yani kulluk yeminlerine, kulluk sözlerine sadık kalanlardan olmuyorsun? İşte böyle bir sorgulama, böyle bir muhasebe, böyle bir mürakabe yapmaya davet ediyor bu ayet. Düşünmeye davet ediyor. Şairin dediği gibi, tırnağı en keskin hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden, ayırıverse genç adam uzanıverse yatağa ve başını sıkıştırsa iki diz kapağına, sorsa ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş ey sonsuz varlık muhasebesi. Yani bu muhasebeyi yapmaya davet ediyor. Kur'an'dan yüz çevirmeye ne mazeretimiz var? Neden vahye gönül vermek bizim ilk hedefimiz değil? Neden hala aktif değilsin? Kalkmanın ve uyarmanın vakti gelmedi mi? Yetimlere, miskinlere, mazlumlara senin el uzatma vaktin gelmedi mi? Çöllerde kız çocuklarını gömenlere dur deme vakti gelmedi mi? Kölelerin vücudunda demir eritenlere hesap sorma demi gelmedi mi? Ey gafiller, neden yüz çeviriyorsunuz? Ve sanki çağımızdaki gafillere sesleniyor. Çağın mazlumlarının yanında olma zamanı gelmedi mi? Neden Allah adaleti emrettiği halde siz zulme omuz veriyorsunuz? Adalet için sesiniz çok cılız çıkıyor. Özgürlük mücadelesi yapanların yanında neden değilsiniz? Kürtaj masalarında cinayet irtikap edenlere hesap neden sormuyorsunuz? Onlara niye uyarı yapmıyorsunuz? Çağın yakasından tutup sarsma vakti gelmedi mi? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَاتِ مُعْرِد۪ينَ Yani Allah ile arandaki engelleri kaldırmanın vakti gelmedi mi? Oysa ki hakikatten kaçamazsın. Ölümden kaçamazsın. Ölüm öldürülmüyorsa, kabir kapısı kapatılmıyorsa, öyleyse hakikatten kaçamayacağını bilmelisin. Oysa ki hakikat güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan sadece kendisine gece eder. Oysa hakikat kaçınılmazdır, hakikat makul olandır, vicdanla mutabık olandır. Kur'an'ın söylediği şeyler
yetime sahip çıkmak, miskini doyurmak, köleleri azat ederek özgürlük mücadelesi yapmak, tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmemek, adaleti emretmek, sabrı ve merhameti tavsiye etmek, hiçbir faydası olmayan putlara tapmaktan vazgeçmek, vazgeçirmek, yüzünü sadece ve sadece seni yaratan, bir şeyden her şeyi yapan, her şeyi bir şeye yapan o tek olan Rabbe dönmek, ondan başkasına kul olmamak, zulmedenlerle mücadele etmek, tiranların, diktatörlerin, emperyalistlerin, kısaca zalimlerin karşısında olmak, insan haklarını ayaklar altında paspas edenlere meydan okumak. Bunlar hepsi vicdanla mutabık olan şeylerdir. Peki sen neden dönüyorsun? Bu öğütlere niye yüz vermiyorsun, gönül vermiyorsun? Buna niye kendini adamıyorsun? İşte bunlar hep cazip ve makul taleplerdir. Kur'an'ın söylediği şeyler bunlardır. Yasaklar belli. Haksız yere adam öldürmeyin diyor. Zayıftan ve güçsüzden yana olun diyor. Yetimi itip kalkmayın diyor. Sarhoş olmayın, putlara tapmayın, hırsızlık yapmayın. Bu emirler maruf, yani insan vicdanının arifi olduğu hakikatler. Bu nehiler, bu anlamda İnsan vicdanının da tasdik ettiği şeyler olmasına rağmen neden yüz çeviriyorsun? Ve yine nehiler, işte bu nehiler insan vicdanının ve fıtratının inkar ettiği şeyler. Öyleyse فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَاتِ مُعْرِضِينَ Ne oluyor da insan kaçıyor bu öğütlerden ve insan vicdanına hitap eden bu güzelliklerden? Tabii birçok nedeni var. Ama bir sonraki ayeti okuyalım. Rabbimiz diyor ki كَاَنَّهُمْ خُمُورُ Ürkmüş zebralar gibi, korkan yaban eşekleri gibi. فَرَّتْ مِنْ kasvera Aslandan kaçıyorlar. Yani korkmuş zebraların, yaban eşeklerinin aslandan kaçması gibi kaçıyorlar. Burada Kur'an'ın bir belagat sanatı var. Yani hayvan isimlerine atıf yaparak hakikat anlatılıyor. Burada hakikat aslana benzetiliyor. Batıl ise zebralara ve yaban eşeklerine benzetiliyor. Bir zebra aslandan niye korkar? Çünkü aslan onun hayatı için bir tehdittir. Tıpkı batıl için en büyük tehdidin hakikat olması gibi. Sürüde giden bir zebra için aslanın varlığı, oradaki mevcudiyeti büyük bir tehdittir. Onun için batıl hak karşısında aynen öyledir. O sürü eşekleri gibidir. Onun için hak gelince batıl zail olur. Zira Kur'an söylüyor bunu. Ve kul ca'al hakku ve zehaqa'l batıl. Hak gelince batıl zail olur. Yani hakikat isimli aslan gelince batıl zebra kaçar. Hakikatle batıl arasındaki ilişki aslan ile zebra arasındaki ilişki gibidir. Tevhid ile şirk arasındaki ilişki, aslan ile yaban eşekleri arasındaki ilişki gibidir. Işık ile karanlık arasındaki ilişki, aslan ile yaban eşekleri arasındaki ilişki gibidir. Adalet gelince zulüm, sevgi gelince adavet, hak gelince hurafe kaçmak zorundadır. Zebra için aslanın varlığı tehdittir. İşte Kur'an'ın mesajları da o dönemin müstekbirleri için tehdit kaynağıydı. Mesela Amr bin Hişam'ın geçim kaynağı putlar adına kesilen kurbanlardı. İslam gelince La ilahe illallah ilkesiyle Allah'tan başka herhangi bir şeye kulluk etmeme ilkesini getirdi. Dolayısıyla bu onun için bir tehditti. Yani onun ekonomisi için bir tehditti. İslam gelince putlar adına kesilen kurbanlar tabii ki otomatikman batıl ilan edilmeye başladı.
İşte Amr bin Hişam bundan rahatsız oldu. Putlar batıl ilan edilince o zaman deliye döndüler. Zira beslendikleri kaynak, yani aslında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani dini olmayan insanlara karşı değil, dini sömüren, kutsal patentli sömürü hokkabazlığı yapan, İbrahim'in mirasını sömüren, İsmail'in mirasını sömüren insanlarla mücadele etti. Kur'an kölelere yönelik fekku rakabe çağrısını yapınca, yani esir olanın esaretini çöz çağrısı yapınca, o dönemin lokal çevrelerindeki müstekbirleri bu çağrı rahatsız etti. Onun için hakikatin tıpkı aslan gibi tırnakları çekilmemiş ve dişleri sökülmemiş, yani izzetinden bir şey kaybetmemiş olması lazım. Tırnağı çekilmiş, dişleri sökülmüş bir aslan zebralara dahi maskara olacaktır. Onun için tatlı su İslamcılığından kimse rahatsız olmaz. Buna bugün ne deniyor? Ilıman İslam deniyor. İsrail'e karşı tavrı net olmayan, emperyalistlere karşı dik duruş sergilemeyen, dinin temel değerlerini eğip büken bir din algısından kimse rahatsız olmaz. Bugün tesettüre karşı cephe almalarının temelinde kozmetik sektörü vardır. Kozmetik sektörüne vurulacak bir darbedir. Ama tesettürü de kendine göre angaja edersen, o zaman o da bir kıyafetlerden bir kıyafet olur. Filistin konusunda hassasiyetiniz olmazsa kimse sizden rahatsız olmaz. Kimin hak ya da kimin batıl yolda olduğunu anlamak için zebraların, yaban eşeklerinin o kimselerden kaçıp kaçmadığına dikkat etmek lazım. Zira zebralar aslanlardan kaçar ama kedilerden ve kediciklerden kaçmaz. İslam'a karşı emperyalistlerin aleyhte propaganda yapmalarının altında yatan gerekçe, bu dinin içinde onların menfaatlerini tehdit eden unsurlardır. Onun için Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere'nin sömürge valisi Gladstone ne diyordu? Bu Kur'an'ı onlardan uzaklaştırmadığımız müddetçe onları mağlup etmiş sayılmayız. Bakın, galip olmalarına rağmen elimizdeki Kur'an'dan korkuyorlar. İslam'ı kendileri için vahşet görüyorlar. Onun için İslam bugün bazılarının beynine fobi olarak kazınıyor. Saf beyinleri bu barış dini olan İslam'ı vahşet olarak göstermeye ve yıkmaya çalışıyorlar. Tabii ki Müslüman zalimler dışında diğer inanç sistemleriyle elbette ki barışık olacaktır. Yani biz başka insanlar başka inanç sistemlerine müntesip oldukları zaman sadece üzülürüz. Yani hiçbir zaman onların dinlerinden dolayı, inançlarından dolayı, tercih etmiş oldukları inançtan dolayı biz onları tahkir ve terzil etme yoluna gitmeyiz. Onların onurlarını rencide etmeyiz. Fakat bizim düşmanlığımız fela udvane alez zalimin, yani zalimleredir sadece. Onların dinlerine değil, onların dinlerinden yola çıkarak benim dinime karşı herhangi bir hakaret, benim coğrafyamdaki insanların ırzlarına, namuslarına ve topraklarına ve özgürlüklerine müdahale ettikleri için bizim problemimiz. Fakat biz bu anlamda dik duruşu sergilemek durumundayız. Onun için Kur'an aslında şöyle der, yani isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyerek tavrı açık koyar. Lakin adaleti işmam etmek için, adaleti omuzlamak için batıla karşı tavır almak durumundayız. Batıl derken inanç temelinde değil. İnanç temelinde elbette ki inançlarını kritize ediyoruz. Yani Kur'an bunu yapıyor zaten. Ama onların haklarını ve özgürlüklerini elinden almak gibi bir şey söz konusu değildir. Lakin eğer onlar adavet besliyorlarsa elbette ki bu anlamda biz onlarla yan yana olamayız. Dolayısıyla zalim kimden yana olursa olsun, isterse bunun patentinde İslam olsun, biz zalime karşı mücadele vermekle mükellefiz. Ziya Paşa Terkibi Bendinde der ki, erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar,
rencide olur dide-i huffasiyadan. Yani yarasanın gözü güneş ışığından rahatsız olur. Aynı zamanda hakikat aslan kadar güçlü, batıl ise yabani eşekler kadar zayıf ve kudretsizdir. Kur'an'daki sıralamada hayvan sembolizminin ilk defa burada geçtiğini görüyoruz. Kur'an'da 28 yerde hayvan ismi geçer. Bunların bir kısmında alegorik, mecazi anlatımlar vardır. Yani bu hayvanların, bazı hayvanların sembolize ettikleri anlamlar vardır. Mesela Araf suresinin 40. ayetinde mealen deve iğne deliğine girinceye kadar cennete girmeyeceklerdir şeklinde bir mecazi bir anlatım vardır. Yine Bakara suresinin 26. ayetinde sivrisinekle alakalı, yani sivrisinekteki mucizeyle alakalı bir anlatım vardır. Efendim, Kur'an'da Bakara, buzağı ya da inek olarak geçen şey biliyorsunuz gücü, kudreti, ekonomik anlamda kudreti temsil eden bir puttur. Mısır mitolojisinde de böyledir, başka medeniyetlerde de böyledir. Bu konuda benim yazmış olduğum bir yazı da vardı. Şimdi bu konuda Kur'an en büyük, en uzun sureyi Bakara suresi olarak şey yapmıştır. Çünkü Bakara aslında onların bereket tanrısıdır. Onların yine şeydeki Bakara suresinde geçen ayet Hotor tanrısı, Apis öküzü, bunlar bir şeyi sembolize eder, bir putu sembolize eder. Yine Kur'an'da tabii ki inek, yılan geçiyor biliyorsunuz. Çekirge, haşri anlatırken o da bir bilimsel mucize olarak anlatılır. Yine eşek ve merkep Kur'an'da 3 yerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi Lokman suresinin 19. ayetinde Rabbimiz diyor ki yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkep sesidir. Yani orada sesini böyle gereksiz yere yükseltmek, hakikati örtmek için sesini yükseltip hakikate perde olmaya çalışmak merkeplerin sesine benzetilir. Yine iman ettiği halde imanının gereğini yapmayan ehli kitapla alakalı, Tevrat'la alakalı, onlar kitap taşıyan merkeplerin durumudur şeklinde diyor. İşte bu şekilde merkep, bu şekilde ayetlerde geçiyor. Yine balina şeklinde Yunus Aleyhisselam'la alakalı Kalem Suresinin 48. ayetinde, Saffat Suresinin 122. ayetinde geçer. Malum domuz haram olduğu için geçer. At yine Ali İmran Suresinin 14. ayetinde geçiyor. Kurt yine geçiyor Kur'an'da. Efendim Yusuf Suresinin 13 ila 14. ayetinde Yusuf'u kurt yeme hadisesi. Yine sinek olarak geçiyor Kur'an Haç Suresinin 73. ayetinde. Bıldırcın ve Taha Suresinin 80 ve Bakara Suresinin 57. ayetlerinde. Yine koyun Enam Suresinin 143. ayetinde. Kurbağa Araf Suresinin 133. ayetinde. Örümcek, ankebut, zaten Ankebut suresi var, 41. Ankebut suresinin 41. ayetinde. Yine karga, Kabil ve Habil kıssasını anlatırken, karganın ölü kargayı gömmesi hadisesi anlatılıyor, Maide suresinin 31. ayetinde. Kelebek, o gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar diyerek sembolik bir anlatım yapılıyor burada da. Yine fil, burada gerçek anlamda mecazi değil, görmedim mi fil sahiplerine Rabbim ne yaptı şeklinde Fil suresinin 1. ayetinde. Yine maymun Kur'an'da sebt günü yasağını çiğneyenleri sefil maymunlar yaptık. Bakara suresinin 65. ve Maide suresinin 60. ayetlerinde maymundan bahsediyor. Yine aslan, aslandan kaçmaktadır şeklinde Müddessir suresinin bu 51. ayetinde. Bitkene, Araf suresi 133. Köpek, yine Bel'an bin Bavru anlatılırken Araf suresinin 176. ayetinde. Keçi, Enam suresinin 143. ayetinde. Karınca, karınca vadisine ulaştığı zaman derken Süleyman, orada da sembolik bir anlatım var aslında. Karıncadan emanet dersi alıyor. Yine arı, Nahl arı demek zaten, müstakil surenin adı ve Nahl suresinin 68. ayetinde ve Hüthüt kuşu, Süleyman peygamber kıssası anlatılırken. Şimdi burada enteresan noktalardan birisi bu işin
Ehil eşek değil, yabani eşek olması. Mesela biraz önce arz ettiğim gibi Cuma suresinin 5. ayetinde Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir diyor. Yani Kur'an burada onlara misal veriyor. Fakat orada ehil eşeklerden bahsediyor. Burada ise ehil olan eşeklerden değil, müşriklerle ilgili anlatırken ehil olmayan yabani eşeklere benzetiliyor. Yani mevzuya tamamen yabancı olan bir gruptan bahsediliyor. Ayette himar değil, humur ifadesi geçiyor. Yani çoğul olarak geçtiği için sürü psikolojisiyle hareket ettiklerini görüyoruz. Yani bunlar popülist, sürü psikolojisiyle hareket edenler. Bir de aslanın nasıl ki hedefine ulaşması için bir strateji belirlemesi lazım. Hakikat yolcusunun da, ki Müddessir suresi aktif iyi olmakla alakalıydı. Dolayısıyla bizim de insanları adeta avlamak için, yani menfaatimiz için değil ama Allah rızası için o insanları yakalamak, yani o insanları hakka ve hakikate aşina kılmak için çok dikkatli ve emin adımlarımızın olması lazım. Zira kasfera kelimesi aynı zamanda avcı da demek. Yani bir yaban eşeğinin aslana veya avcıya bakışı gibi senin bu anlamda dikkat etmen gerekiyor. Yani bir strateji belirlemen gerekiyor. Onun için patır kütür gidemezsiniz. Onun için stratejisiz hizmet abdestsiz namaza benzer. Aktif iyi olmak için ne gerekiyordu? Mustafa Hoca'nın o 3A ve 3U formülünde aşk, aidiyet, adanmışlık, umut, ufuk, uyum. İşte ufuk olmadan bu iş olmaz. Onun için aslana baktığımız zaman bu 6 formülün hepsi var. Yani hem efendim umutlu bir şekilde koşar arkasından. Yine ufuk, yani bir stratejiye göre gizlenerek, yani ona göre burada bir belagat sanatı açısından düşünmek lazım. Belagat sanatı biliyorsunuz edebiyatta fable dediğimiz muhataplara mesajın hayvanlar ve bitkiler yoluyla misallendirilerek verilmesi gibidir. Burada bir sanatsal anlatım uslubu var. Fable dediğimiz bu uygulama edebiyatta milattan önce 6. yüzyılda kadim Yunan'da ilk defa yazılı olarak Ezop isimli bir edebiyatçı tarafından kaleme alındığını biliyoruz. Yine 17. yüzyılda La Fontaine kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışırken hayvanları kullanıyor. İşte buna edebiyatta fable deniyor ya da teşhis ve intak sanatı deniyor. Yine Dede Korkut masallarına baktığımız zaman aynı üslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerinin tenkit edildiğini görüyoruz. Bir ahlak dersi verildiğini görüyoruz. İşte Kur'an'daki bu anlatım sanatını, düşman psikolojisinin ve fobisinin mahiyetini bize anlatmak için işte böyle bir misal veriyor. Yani onların korkusu sürüde olan yaban eşeklerinin aslandan korkusu gibidir. Bu ayet o kadar evrenseldir ki İslami kimliğiyle ortada olan insanlar kendilerinin nasıl zaman zaman bir takım kimseler tarafından potansiyel bir tehdit olarak görüldüğünü tasavvur edebilirler. Tabii bu şekilde sürü psikolojisiyle hareket etmenin ve hakikatten yüz çevirmenin bir bedeli olacaktır. Kur'an işte onların bu dünyada nasıl bir hal yaşayacaklarını şu ayetlerle ifade ediyorum. Zuhruf suresinin 46. 43. surenin 36. ayetinde kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de ona can yoldaşı olur. Yine Taha suresinin 124. ayetinde aynı şekilde ayetler var. Dolayısıyla hakikate teslim olan huzur bulur. Hakikate teslim olmak lazım. O bir zatın dediği gibi bana düşmanlarım ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum der ve iman etmeyen saraylarda dahi olsa ciddi bir bunalım içindedir şeklinde bu işe
gönüller. Kulluk, Allah'a yönelmek ve inabe ve hakikatten kaçmak ve yüz çevirmek, bu anlamda insanın eşek modunda bir hayat yaşamasına vesile olur. İşte onun için ben öyle diyorum, abid ol her daim, kulluğundan etme sakın şek, zira 80 beynamazdan eftaldir bir tane uyuz eşek. 52. ayet, bel yuridu kullumri min in minhum en yu'ta suhufen müneşşere. Haddizatında Kur'an'da burada şöyle bir ifade, yani bel edatı haddizatında demek. Yuridu ifadesi efendim irade ederler. Yani isterler. Kullumri in, her biri. Yu'ta verilmek, ulaştırılmak anlamında. Suhuf, sayfalar, belgeler. Yine vahiy. Müneşşere, açık seçik, açılmış, dağıtılmış şeklinde. Dolayısıyla onlar ne istiyorlar? Onlar kendilerine açılmış, açıklanmış, intişar etmiş sayfalar verilmesini istiyorlar. Yani müşrikler öyle diyorlar. Bize de verilsin. Yani mantık şu, ona gönderiliyor da bize niye gönderilmiyor? Peygamberin Muhammed olmasını hazmedemeyiş var. Zira onlar onu herhangi birisi olarak görüyorlar diyorsunuz. Yani birisinin nübüvvetini kabul etme noktasındaki itirazları buradan kaynaklanıyordu. Bize bir meleğin vahiy getirmesi gerekmez miydi şeklinde itirazları vardı. Furkan suresinde 25. surenin 7 ila 8. ayetlerinde. Yine Bakara suresinin 118. ayetinde doğrudan Allah'la konuşmayı talep ediyorlar. Burada o dönem müşriklerinin kibir psikolojisi deşifre edilir. Yani 40 yaşına kadar herhangi bir entelektüel faaliyeti olmamış sıradan bir kişinin vahiy alması ve kitleleri çekmesi, değiştirmesi, dönüştürmesi hazmedilemiyor. Bir başka nokta ise ona geliyor da bana niye gelmiyor? Yani Allah'ın işine ve takdirine karışma gibi bir ukalalık söz konusu. Oysa ki Allah'tan geliyorsa Allah'ın o noktadaki takdirine karışılmamalıdır. Bugün de aynı şey söz konusu, aynı psikoloji söz konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı mantıkla alay ediyorlar. Yine ırk nazara verilerek Arap olduğu için tahkir ediliyor. Hatta birisi Türkiye'de şöyle demişti, bu kadar ilahiyat fakültesi olmasına rağmen Türkiye içerisinde bir peygamber çıkaramadınız şeklinde bir tweet atmıştı geçenlerde. Alay etme bir psikopatolojik vakadır ve temelinde bunun uzmanların ifadesiyle kibir yatar. Yani küçük görme yatar. İnsanlar küçük gördükleri için böyle şeylere tebessüm ederler. Demek ki cahiliye toplumunun psikolojisinde de böyle bir adet vardı. Kibir ve onun neticesindeki davranış bozukluğu olan alay. Tabii burada mele dediğimiz bir toplumun, aristokrat bir kesimin bir lideri kabul edememe ve hazmedemem psikolojisinin sebepleri deşifre edilir. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in yetimiydi. Zengin değildi. O toplumun önderlerinden değildi. Bugün bazı kimseler yine aynı şekilde birilerini aşağılayabilirler. Kella bel la yukafunel ahire. Hayır, hayır. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Kella, hayır. Bel aslında la yukafunel, korkmazlar, korkmuyorlar. Yani davranışlarının hesabını vereceğine inananlar ile davranışlarının hesabını vereceğine inanmayanların elbette davranışları farklı olacaktır. Zira tasavvur davranışın neyidir? Rahmidir. Tasavvurdaki yani algıdaki milimetrik sapmalar
Düşüncede metreye, amelde kilometreye tekabül eder. İnsanın davranışlarını yönetmesi için algılarını yönetmesi lazım. Çünkü mantık ikna eder ama duygular motive eder. Algıyı yönetebilmek için hedef kitlenin motive edilmesi ve onunla duygusal iletişim kurulması gerekir. Onlar hesaptan korkmuyorlar. Korkmadıkları için sorumsuz hareket ediyor. Kur'an algı yönetimini, muhataplarının algı yönetimini ödül ve cezayı hatırlatarak yapıyor. Zaten cehennem vurgusu yapmıştı daha önceki ayetlerde. Neden? Algı yönetimini korup muhafaza etmek için. Yani cehennem vurgusu yapıyor ve ardından da cennet vurgusu yapıyor. Yani ödül ve ceza. Fatiha suresinden itibaren biz bunu görüyoruz. Şayet algınızı yöneten Allah olmazsa, yani siz tamamen Allah'a teslim olmazsanız, o zaman toplum sizin algınızı yönetir. Firavunlar algınızı yönetir. Ebu Cehiller algınızı yönetir. Medya algınızı yönetir. Siyasiler algınızı yönetir. Onun için insanın tasavvurunu iyi koruması lazım. Çünkü tasavvurdaki milimetrik sapmalar düşünce metreye, amelle kilometreye tekabül eder. Onun için algımızı yönetmek ve Allah'la yönet, Allah'ın yönetmesine müsaade etmek lazım. Onun için algıda tevhid önemlidir. Allah'tan korkmayan firavunlardan korkar. Çünkü Allah'ın çekim alanından çıkan eşyanın çekim alanındadır. Kelle innehu teskira. Hayır, hayır. Bu bir hatırlatmadır kesinlikle. Demek ki bu neymiş? Bir hatırlatmaymış. Eğer burada bir hatırlatmadan bahsediliyorsa demek ki unutulan bir şey var. Zaten zikir kelime itibarıyla unutulduktan sonra bir şeyin hatırlatılmasıdır. Kur'an'da Haşir suresinde Rabbimiz 59. surenin 19. ayetinde diyor ki Estağfirullah وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. O kimseler gibi olmayın ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ. O kimseler gibi olmayın ki اَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ. Onlar Allah'ı unuttular. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah da onlara öz benliklerini unutturdu. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. İşte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. İnsan Allah'ı aslında kendisini unuttuğu zaman unutur. Dünyevileştiği ve heva eksenli yaşayıp Allah'ın kitabını arka plana attığı zaman Allah'ı unutur. İnsan önce kendisini unutur. Kendisinin fani olduğunu, kendisinin sınırlı olduğunu, kendisinin mülkün sahibi olduğunu unuttuğu zaman unutur. Yani mülkün sahibi değil, emanetçisi olduğunu unutunca unutur. Oysa insan bu aleme iman ve emanet için gelmiştir. Ahiretten korkmamak, Allah'ın kudretini unutmak demektir. Dönüşün Allah'a olduğunu unutmak demektir. Onun için Kur'an diyor, "Kella innehu tezkira." Bu bir hatırlatmadır. İnsana kul olduğunu, ölümlü olduğunu ve dolayısıyla iman etmesi ve ehli emanet olması gerektiğini, yani insanın halife-i ruh-i zemin makamında bu fani hayatta emri bil maruf nehy-i ani münker yapması gerektiğini Rabbimiz bu ayetiyle hatırlatıyor. Femen şa'a zekara. Dileyen ondan öğüt alır. İnsan iradesinin üzerinde anlam kazanan bir kulluk bilincine atıf yapılıyor. Dilemek ve irade etmek. Kur'an'da Rabbimiz diyor ki Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Bakara suresinin 26. ayetinde. Yani yoldan çıkmak isteyen yoldan çıkar, yola girmek isteyen de yola girer. Dolayısıyla hayat süren bir leş olmakla ışık veren bir güneş olmak
insanın iradesine mebnidir. İnsanın tercihine bağlıdır. Musa olmak, Musa'nın yolunda olmak ve Firavun olmak, Firavunların yolunda olmak senin tercihine bağlıdır. İbrahim'in yolunda olmak ya da Nemrut'un yolunda olmak kişinin tercihine bağlıdır. Ve bu ayet bağlamında konuşacak olursak, Velid bin Mugire'nin yolunda olmak ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolunda olmak senin tercihine bağlıdır. Adil olmak ya da zalim olmak, arı olmak ya da sinek olmak, ashab-ı yemin olmak ya da ashab-ı meş'eme olmak, iyi olmak ya da kötü olmak senin tercihine bağlıdır. Öğüt alırsan Musa gibi olursun, yüz çevirirsen Firavun gibi olursun. Şöyle diyor adeta, işte sana iki yol, biri hak, biri batıl. Dilersen yoldan ayrıl, dilersen bize katıl. 56. ayet, وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَعْفِرَةِ Onlar ancak Allah diledikçe öğüt alabilirler. Çünkü o Allah'a karşı sorumluluk bilincinin ve mağfiretinin kaynağıdır. Bu ayetin benzerleri 76. surenin 30. ayetinde ve Tekfir suresinde 81. surenin 29. ayetlerinde geçer. Ve çoğu kez şöyle çevirirler. Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Oysa ki dikkat ederseniz bir önceki ayet ne diyordu? Dileyen öğüt alır diyordu. Yani ayetleri siyak ve sibakıyla beraber değerlendirmek lazım. Peki burada ne diyor? Burada da diyor ki onlar ancak Allah diledikçe öğüt alabilirler. Peki burada Allah'ın dilediği nedir? Allah'ın dilediği insanın dilemesidir. İnsana dilemesi için irade vermiştir. Allah dilediği için insan irade sahibi olmuştur. Yoksa Kur'an'da müşriklerin iman etmeme mazeretleri olarak 6. surenin 48. ayetinde eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Bu bir müşrik iddiasıdır. Haşa ve kella o zaman haklı bir gerekçe olurdu. Oysa ki bu bir müşrik iddiasıdır. Onun için burada Allah'ın dilemesi nedir? Onu bilmek lazım. Bu noktayı iyi açıklamak lazım. İnsana dileme iradesi vermesidir. İnsanın dilemesini dilemiştir Rabbimiz. Onun için bu ayet bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Yoksa diğer ayetlerle ters düşer. Müşriklerin iddiasıyla haklılık payı vermiş olur. Ve ne diyor? Ehlut takva. O Allah ki ehlut takvadır. Ne demek bu? Saygı, korku ve duyarlılığın sunulacağı makam. Yani hakiki anlamda, mutlak anlamda duyarlılığın, korkunun sunulacağı makamdır. Ve yine ehlu mağfire, yani bağışlama makamında olan bir zat. Yani bu ibarede iki şey var. Allah'ın iki, yani son ayet böyle bitiyor bakın. Ve iki şey, iki kapı gösteriyor. Bir korku, öteki taraftan nedir? Bağışlamak. Yani korku ve bağışlamanın otoritesi Allah'a aittir. Bu manada mutlak anlamda korkacağınız Allah olacak ve mutlak anlamda bağışlanacağını dilemeniz Allah olacak. Ve önce korku verdi, sonra arkasından da bağışlama. İşte burada bize korku ile umut arasında bir denge psikolojisine bizi davet ediyor. Yani biz bu ayetleri okurken, Allah'ın kitabını okurken içimizde bir taraftan korku olacak, öteki taraftan umut olacak. Yani acaba cehenneme gider miyim? Acaba sapar mıyım? Acaba yoldan çıkanlardan olur muyum korkusunu ve endişesini taşımakla beraber umudumuz olacak. Yani
Yani Rabbimizin mağfiretinden, rahmetinden, onun rahmeti geniştir. O hangi günahı affetmez ki diyeceğiz. Onun için bu konuda çok örnekler verilebilir. Bu konuda Ömer örnek verilebilir. Ömer radıyallahu anh dua ederken o kadar ağlıyor, hatta başını duvara vuruyor. Allah seni affetmezse halin ne ola ya Ömer deyince, oğlu soruyor, sen Ömer değil misin baba? Sen Hazreti Peygamber'in sağ kolu değil miydin baba? O Ömer gitti, şimdi başka Ömer var diyor. Tabii ki bu Ömer'in ruh dünyasının bir inceliğidir. İşte bizim de böyle bir ince ruha sahip olmamız lazım. Bu şekilde muhasebe etmemiz lazım. Bu şekilde bir korku içerisinde olmamız lazım. Ama yine umut içerisinde olmak lazım. Yani Rabbimizin mağfireti la taknatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemian dediği gibi ayetin. Yani bir tarafta ey hayatlarını israf eden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ayetini hatırlayacağız. Bir taraftan da fekeyfe tettekuna in kefertum yevmen yec'alul bildane şi'men ayetini hatırlayacağız. Yani çocukların dahi saçlarının ak olduğu o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bir tarafta cehennem, bir tarafta cennet. Bir tarafta ceza, bir tarafta ödül. Bir tarafta gazap, bir tarafta rahmet. Ama unutmayın, Allah'ın rahmeti gazabını da geçmiştir. Evet, işte bunları yaparak bizi neye davet etti? Aktif iyiye davet etti. Müddessir suresi ilk yıllarda nazil olan bir sureydi bari. Ve Allah Müzzemmil, Müddessir surelerini adeta Alak suresiyle beraber Asr suresinin özeti gibi efendim bize verdi. Yani Alak suresi bilmeye, Müzzemmil suresi bildiğimizi yapmaya, Müddessir suresi yaptığımıza davet etmeye teşvik ediyoruz. Bu sure bir vahye susamışlığın ardından nazil olan bir suredir. Uzun bir müddet sizinle konuşmayan, irtibat kuramadığınız bir dostunuz karşınıza birden çıkarsa, nasıl ki sevinirsiniz, içinizde bir sevinç meydana gelir, işte onun gibi kendisine vahiy gelmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, acaba Rabbim bana küstü mü derken, birden vahyin gür bir sesle ya eyyuhel müttesir kum fe enzir demesi ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama unutmak da neymiş? Risalet görevinin verilmesi, işte bu surenin efendim başında hatırlamamız gereken noktadır. Birinci pasaj 1 ila 8. ayetlerde burada Kur'an neye davet ediyordu? Risalet, yani Hazreti Peygamber'i ve onun şahsında bizi neye davet ediyordu? Bir, tevhide davet ediyordu. Yani ya eyyuhel müttesir kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar dedikten sonra fe rabbeke fe kebbir dedi. Yani tevhide davet etti. Sonra ve siyabeke fe tahhir dedi. İç ve dış temizliğe davet etti. İhlasa davet etti. Sonra ve rucza fehcur, pislikten hicret etmeye davet etti. Şirkten, batıldan uzaklaşmaya davet etti. Ve sonra ve la temnun testeksir ile ahlak ile bize vurgu yaptı. Yani yaptığın iyiliği çok görme. Ve sonra ve li rabbike fesbir ayetiyle sabrı tavsiye etti. İşte ilk 7 ayet. Bu anlamda 5 maddede söyleyebiliriz. Bir, öncelikle bizi aktif iyi olmaya davet etti ve 5 nokta. 1 tevhid, 2 ihlas, 3 hicret, vela ve bera diyebiliriz buna. 4 ahlak, 5 sabır. Ve sonra
8. ayetten itibaren 8 ila 17. ayet ikinci pasaj diriliş gününe atıf yaparak o günün dehşetinden ve Velid bin Mugire misali üzerinden küfranı nimet içinde olmanın hangi nedenlerle olduğuna atıp yaptı. Velid bin Mugire'ye verilen nimetler fakat onun ayetlere karşı inatçı kesilmesi onun imansızlığının gerekçesi olarak hatırlatıldı. Üçüncü pasaj 18 ila 26. ayetlerde Velid bin Mugire'nin davranışları üzerinden inkar olgusu ayetlerde dile getirildi. Ve özellikle tefekkür etmekle tefkir etmek arasındaki farka değindik. Tefekkürün boyutları tezekkür, tedebbür, taakkul ve tefakkuh ile tefkir etmek. Yani bir şeyi derinlemesine düşünmekle sığ düşünmek arasındaki farka değindik. Bunun dışında iman etmemenin Kur'an'a göresi nedir? Bunu 10 maddeyle ifade etmeye çalıştık. Dolayısıyla bunun dışında bir de Kur'an'a beşer muamelesi yapanların iddialarındaki yanlışları dile getirdik. Ve vahyin çağımıza bakan bilimsel mucizelerine atıf yaptık. Dördüncü pasaj 26 ila 30. ayetlerde Rabbimiz 4 maddede ben özetledim. Bir sekar cehennemini hatırlattı. Ve yine o pasajda aynı zamanda ceza felsefesini, insanın niçin suç ve günah işlediği üzerinde durdu. İkincisi, cehennemin yine Allah'ın rahmetinin bir neticesi olduğu üzerinde konuştuk. İkazın şiddeti muhabbetin şiddetindendir şeklinde bir atıf yaptık. Yine üçüncüsü, vahye beşer muamelesi yapmak, onu indirgemek ve onun çağdaş misallerini konuşturup ve bir de bir uslup sanatından istifham yoluyla Kur'an'ın öğretme sanatını, uslubunu konuştuk. Beşinci pasaj 31 ila 37. ayetler. Kur'an'da melek kavramı ve itikadı ve aynı zamanda 19 melek ve 19 sayısı üzerinde konuştuk ve bunun nasıl tarihte ve bugün istismar edildiğinden bahsettim. Yine vav-ı kasem nedir? Bunu konuştuk. Allah'ın eşya üzerine yemin etmesi, kamere ve geçip giden geceye yemin etmesi, sabaha yemin etmesi nedir? Bu neden Allah yemin eder? Bunları konuştuk. Yine cehennemin dehşeti ve bu uyarılan bu uyarıların inzar olduğunu ve inzarın ne demek olduğuna atıf yaptık. İnzar ne demektir? Bunu konuştuk. Ve yine her benlik kendi kazandığının rehinidir ayetinden yola çıkarak irade ve kader üzerinde. 6. pasaj 38 ila 49. ayetlerde geçen haftaki orada da ashab-ı yemin üzerinde konuştuk. Yani kulluk yeminine sadık kalanlar şeklinde ashab-ı yemin kavramına bir izah getirdik. Cennet kavramına değindik. Yine cennet ve cehennem ehli arasındaki diyaloğa, mecazi diyaloğa atıf yaptık. Neydi bunlar? A. Salat edenlerden olmadıkları için cehenneme gittiler. B. Yoksuldan yüz çevirdikleri için cehenneme gittiler. C. Batıla daldıkları için cehenneme gittiler. D. Ceza gününü yalanladıkları için. Ve bir de bu pasajda yakin ile ölüm kavramlarındaki kavramlarını anlattık. Ve bir de şefaat konusuna değindik. Yedinci pasajda ise işte burada iman ve küfür ilişkisi açısından yaban eşeğiyle aslan avcı örneklemesi ve ayrıca Kur'an'ın belagat sanatı olarak fable dediğimiz sanatı kullanması ve bu sanatı bu sanatın insanları ikna ettiğim vesaire ve hayvan konusunu konuştuk. Ya Kur'an'da hangi hayvanlar geçer, ne manada kısaca onlarla değindik. Ya ayrıca kibir konusu ve müşriklerin alay alarak değersizleştirmeye çabalamasından bahsettik. Yine dilemek nedir? Allah'ın dilemesi ne anlama gelir? Bunları konuştuk. Yine ayrıca korkulması ve mağfiret edilmesi gereken
hakiki makam, asıl makamın Allah olduğu ve dolayısıyla haf-u reca içerisinde olmamız gerektiğini atıf yaptı. Evet, bu zannediyorum 7 sohbetlik bir sure oldu. 7 sohbet yapmış olduk bu surede ve her biri yaklaşık 1 saat. Kur'an'ı baştan aşağı hızlı bir şekilde okursanız 6,5 saatte, yani okuma değil de tilavet ederseniz 6,5 saatte tilavet etmek mümkündür. Fakat bir zatın da ifade ettiği gibi Allah'ın bir ayetini anlayarak okumak, Kur'an'ın bütün hepsini hiç anlamadan yüzeysel olarak okumaktan daha evladır. Onun için ayetleri bu şekilde okuyordu sahabede. Bunu tartışıyordu, bunu konuşuyordu, bunu tefekkür ediyordu. Tabii biz de sınırlı imkanlarımızla, sınırlı bilgimizle biz de Allah'ın ayetlerini anlamaya, tefekkür etmeye çalıştık. Rabbim amelimizi kabul etsin, yar ve yardımcımız olsun, istikametten ayırmasın. İnşallah devam edilir bundan sonra da. Zannediyorum Duha suresi olması lazım. Oradan devam edilebilir. Fakat bir numune-i imtisal olması açısından, özellikle Amerika'da sizler yıllardan beri, belki Türkiye'de olan arkadaşlarımız yıllardan beri bu şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Fakat Amerika'da yeni başlatmaya çalıştığınız için bir numune-i imtisal olur. Tabii herkes kendisi çalışması lazım. Yani bunlar sadece anlatmak şeklinde değil, herkesin kendi çalışması ve kendi birikimleriyle, perspektifiyle. Tabii temel şeyler hiçbir zaman değişmez, mana değişmez. Lakin örnekler ve misaller değişebilir. Bu şekilde çalışma içerisinde olmak uygun. Sanıyorum bu 12. ya da 13. sohbetimiz oldu. İnşallah güzel devam ediyor. İnşallah katılım da iyidir. Ben görmüyorum ama Rabbim yardımcımız olsun duasıyla bitirmiş olayım. Asr suresini okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Zamanı düşün. İnnel insane lefî husrun. İnsanlık apaçık hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır. İllellezîne âmenû ve âminus salihâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil sabr. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakka davet edenler ve sabredenler müstesna.